Merhaba arkadaşlar, O Haldir kanalına hoş geldiniz. Bugün 90'ların abur cuburlarını tadacağız. Çok heyecanlıyız diye düşünüyorum. Acayip ağzımın suları akıyor. Hepsinin aynısını birebir bulamadık ama çok benzerleri var piyasada. Var. Onları tadacağız bazılarında. Başlayalım mı? Haydi. Aa, benimki neydi? Kaysın, seninki Forkatallı. Ben Cino'yu çok severdim. Ya acaba bu ara senin dönemin mi? Çünkü ben Cino çok hatırlamıyorum. Benim üstüme Cino atın, o derece çok severim. Benim Cino'yla alakalı hiçbir anım yok. Ucuzdu ama çok lezzetliydi. Bence o dönemin yokluğundan kaynaklanıyor olabilir bu. Ben bunu bir bakkalda bulup toplu toplu alıyordum. Cino yakın zamana kadar. Ben bakkala giderken Cino için ayrı para isterdim. Üstüne Cino alırım derdim. Ya ben daha sonralı bir ara tekrar çıktı. Öyle mi? Ben olduğunu bilmiyordum bunun artık. İndirik. Ama olayı bunun için zaten. Meyve şelalesi akıyor içeride. Sen küçükken ekmek arası Cino yerdin gibi bir tim var ama falan. Ha? Ekmek arası ekmek yerdim ben böyle. Şu an onu duyuyorum bak kardeşim. Lan oğlum! Akşama tarlada maç yapıyoruz mu? Orada inşaatı alıyorum böyle. Ağzımda. Portakalda bu şey vardı ya, C vitamini. Ona benziyor. Ben başka çikolata, böyle tam çikolataları tercih ederdim yani. Bu çikolata değil, bu Cino ya. Yalnız bunu yemenin biliyorsun yöntemi vardı. Neydi? O da sevmekti. Dur bakayım. Üzerinde bir de çok tatlı bir ay, pardon ay diyor. Love you yazıyor. Love. Ben de bunları bilmiyorum. Şamata bilezik şekerlemeydi. Bu zaten bilezik kız şekeri bu. Ha, kızlar yiyordu herhalde. Biz yemiyorduk bunları. Ya şimdi niye cinsiyet ayrımı yapıyorsun? İyi de bileklik takılır mısın? Pembeli kartlı bileklik martli. Bileklik değil ki ben o canım. Erkek çocuğum. Erkek bakış açısı değil de 10 yaşındayım. Erkek çocuğum. Evet. Ve ben bunu koluma takmam yani. Kangren olmayadık iyiydi ya. Çıktı. Bu nasıl yerdik hatırlıyor musun? Ha? Bak bunu takardım böyle. Söyle. Ben ilk defa görüyorum. Aa, ne yazıyor? Love you yazıyor. Yedin mi? Oh! Dağıttı. Bunu nasıl koparacağız? Bilmem de ben bunu bileğime geçiremedim. Kaldı böyle. Nasıl ya? Eski tebeşir tadından hiçbir şey değişmemiş. Sever miydin bunu? Tadı bu kadar kötü, bu kadar bir pazarlama tekniğiyle müthiş şekilde satılan bir şeker olamaz yani. Hmm. Bu ne be? Nasıl diyeyim? Hiç tadı yok. Ne oldu belli değil bunun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iğrenç bir şey oldu yalnız kılların ağzında. Bir şey söyleyeceğim, sen onu yapmasan iyiydi. Tebeşir değil mi bu ya? Geçen de içtiniz tebeşirli su. Farkı var mı? O ateşimi çıkartmadı, bu çıkartacak. Yum yum var ya, hatta birkaç tane çeşidi var bunun galiba, hatırlıyor musun? Aynen öyle. Neydi kardeşim. Bak, kayıs. Çileklisi vardı, ben çilekliye bayılırdım. Bu da... Fişneli. Vişneliymiş, tamam. Bu yumyum vardı buna benzer. Hmm, onun bu şeyi, isim değiştirmiş hali. Evet, herhalde öyle bir şey. Yumyum, bu da şeker. Yumyum da çok efsane bir şeydi, biz çok yerdik. Ben 10 tane, 15 tane yerdim abi. İşte ben buna bayılıyordum. Topistike. Günde herhalde bir 10 paket yemişliğim vardı. Bunu yalnız hızlı hızlı yemeyeceksin, böyle hafif açıp hop, böyle küçük küçük. Kokusu yok bunun. Bu mum gibi olmuş ha? 4. sınıf merdiven altı bu şekerlemeyi özlemişiz kardeşim. Ya ayıp olmasın şey diyeceğim, bana hitap etmiyor diyeceğim. Bana da hitap etmedi. Yani yoksa hani yenecek şey değil yani. Daha iyi tofiler yedim ben ya. Bana deseler ki 10 tane cinomu, bir tane bundan, bir tane bundan. Dolgu avcısı ya. Dişleri böyle açamazsın bir süre. Ağzım falan büyüdü herhalde. Eskiden bu daha büyük geliyordu bana. Çocukken yerken. Şekeri vardı tofu ve hatta Turkish tofu mi ne öyle geçiyordu. Ben reklamını falan izlemiştim. Hmm. Bir şekilde nasıl olduysa. Ne güzel komşumuzdun sen yum yum teyze ya. Ha? Ne diyor lan bu? Ve sırada emektar düdüklü şeker. Bu da düdüğü nerede? Düdüğü burada. Süper. Kendisi... Ben diğer türlü hayatta yemem bunu yani düdüğe ulaşmak için. Bunun bir şeker olarak düdükleri var. Bir de böyle kendinden var. Bunları sürekli üfleyebiliyorsunuz. Şeker olanları üfleyince şey oluyordu. Bitiyordu. Formunu biraz daha farklı hatırlıyorum. Öyle miydi yoksa bu mu böyle bilmiyorum. Nasıl ürettin Hasan emmi? Ya bunlar da hiç... Ben bak bu kaçıncı yediğimiz... Ya ben hala o hani iddia edilen meyvenin tadını henüz alamadım. Ben böyle lollipop tarzı şekerlerden hiç hoşlanmam. Bitmiyor yani, bir türlü bitmek bilmiyor. Etki tam sıfır ama şu kıvamı tutturmuşlar deniyor. Evet, düdüğün çaldığını şükretmeliyiz bence. Tabii tabii. İyiymiş ya. Neyse, düdüğü güzel çalıyor Allah'tan. Düdüğü kaliteli. Düdük çalıyor ama yani başka. Elma tadı yok ama tadı o kadar kötü değil. Şekerli olanı üstüreceksin. Söylemedim. Çocukluğuma döndüm ben direkt. Cümleler gitti bende.